Bildiğiniz gibi devrim sonrası din adamları en başta geliyor. Özellikle İran siyaseti denince akla gelen siyasi dinamikler arasında. Din adamları devrim öncesi belli toplumsal alanda etkinliği olan klasik İslami eğitimle meşgul belli bir sınırlı alanda diyeyim, siyaseten etkisi olan bir gruptu. Daha önce de ilk derslerde sanırım bahsetmiştik, biliyorsunuz. Yani bu devrimi sadece İran'daki siyasal İslamcılar yapmadı. Devrimin birçok bileşeni vardı. Hem liberaller, hem milliyetçiler, öte taraftan komünistler, solcular ya da liberalizmle İslam'ı sentezleyen ya da sosyalizmle İslam'ı sentezleyen farklı siyasi gruplar bu devrimin meydana gelmesinde rol oynamışlardı ama devrimin liderliğini üstlenen sosyolojik taban itibariyle ya da İran'ın o gün içerisinde bulunduğu sosyopolitik yapı, politik kültür etkisinde İmam Hümeyni'nin önderliğinde ilerledi süreç ve gelişti. Sebeplerini de açıklamıştık. Yani İran'ın o günkü toplum yapısının %75'ine yakını kırsal alanda yaşayan, değil mi? Yani eğitim seviyesi okuma yazma oranının %45'lerin altında olduğu, erkeklerde, kadınlarda %25'lere falan kadar inen, oldukça muhafazakar. Şam'ın kalkınma programları sayesinde yeni yeni, özellikle yeni burjuvazinin oluşmaya başladığı, kentleşmenin hızlanmaya başladığı bir dönemde, sanayileşme programlarının devreye girdiği bir süreçte bu devrim meydana geldi ve doğal olarak da toplum kendisine en yakın hissettiği kimseyi lider olarak benimsedi ve o kitleler onun peşinden gitti. Yoksa o tarihte de gerçekten muhalifler arasında birçok parti lideri, parti başkanı veya örgüt lideri mevcut idi ve onlar da etkin bir şekilde varlık gösterdiler. Ancak devrimden sonra daha önce de belirttiğim gibi yine İslamcılar, siyasal İslamcılar devletin yapısını, muhtevasını ve sonrasını anayasayı şekillendirirken aslında bu oyunun kurallarını da belirlemiş oldular. İslam Cumhuriyeti'ni adına koyarken aslında burada birazdan bahsedeceğimiz bu dinamikler az çok aslında Cumhuriyeti temsil eden ve yine İslamiyeti temsil eden gruplar. Tabii sadece buna indirgemeyeceğiz. Bunun içerisinde sivil toplum kuruluşlar var. Çok çok etkili olmasalar da ya da meslek grupları, baskı grupları, bunlar da zaman zaman sesi çıkan, varlık göstermeye çalışan, kendi grupsal çıkarlarını veya mesleki çıkarlarını bir şekilde temin etmeye çalışan, ancak herhangi bir siyasi partinin, yani süreklilik arz eden siyasi bir partinin olmayışı yüzünden politikacılara bir türlü sesini duyuramayan bu gruplar da var ve bunlar parçalı bir şekilde ülke çapında veya Tahran başta olmak üzere metropollerde seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İhtiyaçlarını, taleplerini, itirazlarını, beklentilerini siyaset erkine ulaştırmaya çalışıyorlar. Derken tabii siyasi partiler çok önemli. Yani siyasal yaşamın vazgeçilmezleri. Hele ki Cumhuriyet'ten bahsediyorsak, yani İran'daki teokratik devletin ve düzenin bir tarafı din, bir tarafı da işte Cumhuriyet ayağı. Cumhuriyet ayağı da daha önce de söylediğim gibi yani Şura ayetine istinaden işlerin meşveretle halledilmesi gerektiğini düşünülerek öngörülmüş ve Cumhuriyet'ten daha çok aslında seçimlerle iş başa gelen kimseleri kastediyorlar. Gerek parlamentoda, gerekse cumhurbaşkanı veya yerel şuralar, yani bizim belediye meclisleri dediğimiz şurayı, Rosta ve Şehr dedikleri aslında köye de bir heyet seçiyorlar. Bu bağlamda İran'da şuralar bir hayli fazla, yani gerek ulusal düzeyde gerek yerel düzeyde
Bu bağlamda Almanların taktığı bir isim var İran'a. Şuralar Cumhuriyeti. Yani bu kadar şura var. Şuraya işte parlamentoda şura diyorlar. Ubregan şura diyorlar. Nigehbana Anayasa Koruyucular Konseyi. Bunların hepsi şuralar. Şura diye geçiyor Farsça literatürde. Dolayısıyla böyle dışarıdan baktığımız zaman aslında hemen her aşamada halkın bir şekilde varlık gösterdiği, siyasal katılımda varlık gösterdiği bir yapı var karşımızda. Peki buna rağmen İran halkı, İran halkının çoğunu mu diyelim? Çünkü bu tür şeyler kapalı rejimlerde gerçekten netleştirmek biraz güç oluyor. Yani sınıfsal yapı üzerinden de İran toplumunu analiz edemiyoruz. Çünkü ortada bariz sınıfsal bir şey yok, farklılık yok. Mesleki gruplar, memurlar ve işçiler olarak genel bir isimle, genel bir sıfatlandırmayla kategorize edebiliriz. Bunun dışında öğrenciler ciddi bir şekilde siyasal yaşamın içerisinde varlık gösteriyorlar. Büyük oranda da bu öğrenci hareketlerinin bu kadar baskın olmasının, siyasal yaşamda aslında baskın olmadan sebebin siyasi partilerin çok görünür olmayışından kaynaklanıyor. Bu da İran'daki siyasi örgütlenme modelini aslında tartışma açıyor. Devlet karşısında çok güçlü bir siyasi parti görmek istemiyor. Yani bir siyasi parti toplumu siyasi anlamda örgütleyip devletin karşısına çıktığı zaman köşeye sıkıştırabilir, takım talepler konusunda baskı uygulayabilir. Bunu biz şeyde gördük, hem Cumhurbaşkanı Hatemi döneminde hem 6. Meclisinde ezici çoğunluğunun reformistlerden oluşması hasebiyle o dönem gerçekten İran'da demokratikleşme adına bir takım açılımlara imza atıldı. Ancak devamı gelemedi çünkü 7. Meclis seçiminde ciddi kısıtlamalar geldi. Yani Anayasa Koruyucular Konseyi ciddi anlamda o gün parlamentoda milletvekili olanların tekrar milletvekili olmasını veto ederek bir şekilde 7. Meclisinde onların kontrolüne geçmesine izin vermedi. Bu bize neyi gösteriyor? İran'da siyasetin kurallarını aslında devrimin en başından beri dizayn edildiği, belirlendiği bir çerçeve var. O çerçevenin dışına çıktığınız zaman ister cumhurbaşkanlığı yapmış olun, örneklendireceğiz. Hemen hemen bütün cumhurbaşkanlarının başına gelmiş bir durum, akıbet. İster milletvekili olun veya bakan olun, fark etmiyor. O oyunun kurallarının dışına çıktığınız zaman artık İran içerisinde meşru alanda siyaset yapma şansınız yoktur. Hatta çok uç bir şeye kayarsanız, yani eleştiri dozunu daha da ileri taşırsanız, bunun artık cezai müeyyideleri devreye girer veya en basitinden belki artık ülke içerisinde siyaset yapma olanağı bulamadığınız için ülke dışına çıkmak zorunda kalırsınız ki bunu yapanların sayısı da az değil tabi. Dediğim gibi en başta din adamları geliyor. Din adamları çünkü devletin hemen hemen bütün kurumlarını temsil eden temel kurumların hepsinin başındalar. İşte nereden başlıyoruz? Devrim rehberinden. Yani mutlaka zaten din adamı olması gerekiyor. İkincisi Hubregan Meclisi, yani devrim rehberini seçecek olan konsey, Şura-i Hubregan-ı Rehberi, yani rehberlik konsey, uzman, neyin uzmanı? Rehberi seçme noktasında uzman olacak. Bu da öyle, bu konseye ne, her sıradan adam aday olamıyor. Sivil adam, yani bizim Türkiye'de bir ara sivil asker ayrımı yapılırdı ya, İran'da da sivil ve din adamı ya da sivil molla ayrımı vardır. Askerden ziyade böyle bir ayrım literatüre girmiş durumda. Siviller o konseye üye olamıyor. Ancak din adamlar orada belli bir ilmi yeterliliğe sahip olan diyelim. Yani en az Hüccetül İslam ve Müslümin seviyesine gelmiş, iştihat düzeyine erişmiş kimseler aday olabiliyor. Bu kimseler de tespit eden yine Anayasa Koruyucular Konseyi'dir. Oraya da geleceğiz ki nitekim orada da yine din adamları belirleyici rol oynuyor.
ilk dersimizde de söylemiştik yani İran devlet yapısını anlatırken İran'daki anayasayı yorumlama yetkisi Anayasa Koruyucular Konseyi'nin fakih üyelerine özgüdür. Yani Anayasa Koruyucular Konseyi'nin 12 üyesi vardı. Bunun 6'sı din adamıydı. Fakihlerdendi ve devrim rehberi tarafından atanıyordu. 6'sı hukukçuydu. Bu hukukçular sivil de olabilir, molla da olabilir. Nitekim bu 6 hukukçu belirlenirken de yine devrim rehberinin başkanlığını atadığı yargı erkinin öngördüğü diyelim ya da önerdiği 12 kişiden parlamentonun seçtiği kimseler. 6 tane hukukçu. Dediğim gibi bunların içerisinde yine çoğu zaman din adamı da çıkıyor. Yani hukuk mezunu aynı zamanda dini eğitim almış. O da sizi şaşırtmasın. Yani Anayasa Koruyucular Konseyi'nin sitesine girdiğiniz zaman ya işte Mehmet Hoca demişti 6 tanesi sivil olacaktı. Yok sivilden bahsediyorum. 6 hukukçudan bahsediyoruz. Bir anda 12 üyeden 7'si, 8'i, 9'u molla kıyafetiyle karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Çünkü onlar aynı zamanda üniversitede hukuk eğitimi de almış kimselerdir. Yani o kadrodan girmişlerdir. Parlamento tarafından seçilmişlerdir. Birçok zaman bu oluyor yani. Sadece aklımıza sivil üyeler gelmesin. Oradan da din adamları gelebilir. Dolayısıyla sistemin kilit kurumları din adamlarının elinde. Bu bağlamda İran siyasetini şekillendiren birinci dinamik din adamlardır. Bunu hiç unutmuyoruz arkadaşlar. Sadece devrim rehberinden bahsetmiyoruz. Onun hemen altındaki müesses nizamı oluşturan, gerek devrim rehberini seçen uzmanlar konseyi, gerekse İran'daki seçimleri düzenlemekten, yasaları onaylamaktan veya ihtilaflı bazı mevzuları çözmekten, Anayasa Koruyucular Konseyi'ne, pardon, Hubregan Meclisi'ne gidecek uzmanların dini yeterliliğini de test eden, yani daha doğrusu imtihanı alan bu kurum. Bunlar kimin elinde? Bunlar doğrudan din adamlarının yetkisindedir. Bunun dışında din adamları aynı zamanda sosyal hayatın içerisinde de çok aktiftirler. Yani bir din devleti çoğu zaman belki haberlerde görüyorsunuz işte olaylar oluyor vesaire. Ya bu mollalar acaba bu kadar mesela şeydir yani üst sınıfsa, toplumu yönetiyorsa başka nerede, hayatın neresinde yer alıyorlar derseniz her alanında yer alıyorlar. Bütün bir sefer mescitler, camiler, bütün sokaklarda değil mi, mahallelerde bir mescit, bir cami vardır. Belki İran'a giderseniz çok gözünüze batmaz. Minareleri mimari şekli bizimki gibi olmadığı için fark edemeyebilirsiniz çoğu zaman. Çünkü gelen misafirlerimiz de bunu sorarlar. Çok cami görmedik diye. Aslında hemen hemen her caddenin başında var olan ancak mimarisi farklı olduğu için çok gözükmeyen bu mescitler, bu camiler aynı zamanda örgütlenme merkezleridir. Besiç teşkilatının da karargahlarından biridirler çoğu zaman. Ve bu Muharrem'de de yine mescit eksenli gruplar oluşur. Yani İran'da Muharrem dendiği zaman hemen hemen bütün sokakların veya bütün caddelerin, caddeler çok uzun olduğu için sokakların büyük şehirlerde ya da küçük şehirlerde o mescitler ekseninde örgütlenirler. İran'da siyasal örgütlenme modeli aslında çok bariz olarak bu şekilde karşımıza çıkıyor. Siyasi partiler ve dernekler yasası var. Yani siyasi partilere özgü bir şey yok. Sadece yasa yok. Partiler dernekler mesabesinde. Yani fonksiyonları, rolleri neredeyse onlar kadar kısıtlı bir alanda. Devrim öncesinde siyasi partileşme bir türlü tutmadı. Devrim sonrasında da tutmadı. Aslında bu devletin yapısıyla alakalı bir durum. Şah da karşısında kesinlikle öyle güçlü, örgütlü bir toplum, siyasi anlamda söylüyorum, istemiyordu. Ya da istiyorduysa tamamen kendisine tabi olan değil mi? Hizb-i Rastahiz'i kurduğu zaman işte herkes buna üye olacak.
Komünist Parti gibi. Yani herkes Komünist Parti'nin üyesi. Burada da herkes Hizb ve Rastavizm'in üyesi olacak. Yoksa pasaportunu alsın, ülkeyi terk etsin. Yani böyle bir anlayış var siyaseten. Devrim sonrasında bu anlayış kısmen değişti. Tamamen değişmedi. İslam Cumhuriyeti Partisi kuruldu biliyorsunuz. Devrim sonrası tüm partiler, tüm siyasi hareketler, örgütler o ilk 3 yılda tasfiye edildi. Tamamen tasfiye edildi. Ve sadece İslam Cumhuriyeti Partisi kaldı. Yani seçime girecekseniz İslam Cumhuriyeti Partisi'nin bir üyesi olarak, bir bileşeni olarak rekabet edecek ve seçime girecek. Artık parlamentoya gitmek istiyorsanız veya ne bileyim belediye seçimlerinde, yerel seçimlerde belediye başkanı yine halk seçmiyor. Daha önce söylemiştik onu. Belediye meclis üyeleri seçiyor. Böyle bir durum var. Yani gerek toplumsal örgütlenme noktasında partilerden çok çok daha güçlü bir şekilde din adamlarının örgütlenmesi var. Mescitler üzerinden. Gerekse devrim rehberinin bütün resmi kurumlara, üniversitelerde devrim rehberinin temsilciliği vardır. Diğer devlet kuruluşlarında devrim rehberinin temsilciliği vardır. Bir nevi Komünist Parti'nin bütün mesleki kuruluşlardaki temsilciliği gibi İran'da da devrim rehberinin ordu, zaten o kurumların, ordunun bütün komutanlarını, o üç kuvvet komutanı ve genel komutanını, devrim muhafızları vesaire, emniyet ve güvenlik diyeyim. Yani bütün üst kademesini zaten devrim rehberi atıyor. Bununla birlikte devrim rehberini temsil eden bir din adamı da orada bulunuyor. Yani aynı zamanda kışlalara da atanıyor. Sadece merkezde bir din adam bulunmuyor. Yani o tüm silsile olarak devam eder. Dolayısıyla din adamları devletin bütün kurumlarında kilit rol oynar. En önemli siyasi dinamik olarak, iktidarın bir parçası olarak söylüyorum. Bir de muhalefete geleceğiz tabii. Partiler İran'daki siyasal örgütlenme modeline uygun olarak pek varlık gösteremediler. Yani zaman zaman ortaya çıkıyorlar, şahıs eksenli, belli bir cumhurbaşkanı işte liderliği bir defa aday olacaksa, bazen ismi neydi? Rafsanjani, ondan sonra işte Hatemi, sonrasında Ahmet İneşat, daha çok koalisyon şeklinde hareket ediyorlar. O da seçim döneminde. Seçimler bittikten sonra meclis içerisinde bir takım oluşumlara gidiyorlar. Seçim sonrasında bakanlıkları aralarında paylaşmak suretiyle o koalisyonu sürdürüyorlar. Ama partiler yine de toplumu örgütleme noktasında, siyasal örgütleme, siyasal katılım konusunda çok ciddi zafiyetler yaşıyorlar. Dediğim gibi sistem buna pek müsaade etmiyor. Hemen hemen her seçim sonrası, kritik seçimler, özellikle 2009 sonrası mesela, reformist partiler diyebileceğimiz işte katılım partisi, itimat partisi vesaire, bunların hepsini karguzaran partisinin yasakladılar faaliyetlerini. Hatta ciddi bir tutuklama şeyi de oldu, yani furyası da oldu o esnada. Bir nevi yeşil hareketi o dönem renkli devrimlere benzeterek bunların da içeride devrim peşinde olduklarını ile söylediler. Daha sonra bunlar serbest bırakıldı büyük bir çoğunluğu. Yani demem o ki siyasi partiler İran siyasal yaşamında çok ciddi bir şekilde varlık gösteremiyor. Bu yüzden öğrenci hareketleri daha çok ön plana çıktı ama her dönem değil. Mesela son dönemlerde öğrenci hareketlerinden ziyade işçiler, çiftçiler daha fazla varlık gösteriyor. Yani hak mücadelesinde veya ihtiyaçların talep noktasında öğrenci hareketi de tabii ki dönüşüm yaşıyor. İşçi hareketi de, işçiler de, sendikalar da, memur sendikası, işçi sendikası yok değil mi? Tabii ki var. Ama şu ana kadar İran içerisinde hani sendika olarak bir miting düzenleme, bir gösteri düzenleme, haklarını talep noktasında veya nasıl diyelim işte her yıl Türkiye'de çeşitli sendikalar hükümetle pazarlık yapıyor. İşçilerin, memurların değil mi? Yıllık maaşlarına yapılacak zamlar, artışlar, iyileştirmeler.
Bu konuda bu sendika liderleri tabii ki ilgili bakanlıklarla görüşüyorlar ama hiçbir zaman ben 20-25 yıl içerisinde böyle işte geldik şeyi anlaşamadık, grev yapacağız, eylem yapacağız gibi herhangi bir karara tanık olmadım. Çünkü anında o lideri ya da o sendika başkanını alırlar. Yani sen rejime karşı ya devlete karşı bir isyan içerisindesin ya da bunun hazırlıklarını yapıyorsun, düşmüşlerden bir takım destekler aldın, talimatlar aldın vesaire. Bu tür ithamlar çok kolay bir şekilde ne yapabilir? Sendika liderlerini veya sivil toplum kuruluşlarının liderlerini rahatlıkla diskalifiye etme, siyasal alanın dışına itme, gayrimeşrulaştırma, illegal hale getirme, yani pasifize etme daha doğrusu, sindirme denebilir buna. Yoksa İran içerisinde de gerçekten hani demokratikleşme bağlamında talepler var. Ama karşısında böyle sert bir duvar da var. Yani aşması kolay olmayan, devletin bütün kurumlarını ciddi bir şekilde kontrol altında tutan ve bunu güvenlik birimleriyle de pekiştiren bir yapı var karşımızda. Bu yüzden siyasal yaşamı, siyasal örgütlenmeyi bu bağlamda süreklilik arz edecek şekilde götüren bir dinamik yok. Tek bir dinamik var, o da karşımızda din adamları. Yani her türlü hem siyasal devlet nezdinde hem toplumsal olarak öyle bir güçler var. Vesil teşkilatına benim burada değinmem lazım. Çünkü devrimden sonra askeri örgütlenme modeli, işte ordu, bir taraftan da devrim muhafızları, bir taraftan emniyet teşkilatı değil mi? Buna yine burada mesela yeterli görülmüyor. Besiç teşkilatı, gönüllüler diyebileceğimiz sivil örgütlenme, belki en büyük sivil örgütlenme ağı budur İran'daki. Besiç teşkilatı, Homeyni'nin o zamanki talimatına göre 20 milyonluk bir ordu istiyordu. Yani sivil ordu, halktan oluşan bir ordu istiyordu. Bu sayı şu an 24 milyonu aşmış durumda. Yani resmi olarak Besiç kartı taşıyan üye sayısı 24 milyonu aştı. Bu 24 milyonu aşan üye sayısı tabii ki aynı statüde değil arkadaşlar. Yani bir kısmı özel üye diye biliniyor. Bu özel üyeler devrim muhafızlarının resmi yetkilileridir, üyeleridir. Bunların da bir takım yetkiler vardır. Yani askerlikten gelen yetkilere sahipler. Aktif üyeler var. Bunlar da özel üyeler kadar yetki sahibi olmasalar da zaman zaman kolluk kuvveti düzeyinde yetkileri olan, yani kart sorma yetkisi olan, kimlik sorma, herhangi şüpheli bir durumda kolluk kuvveti kadar rol oynayabilecek bir şeye sahipler, yetkilere sahipler. Diğerleri normal üye, yani ana gövde, büyük, o geniş gövde normal üye. Besiç teşkilatı da bütün devlet kurumları nezdinde teşkilatlanmıştır, örgütlenmiştir. Yani üniversitelerde öyle, liselerde öyle, kadınlar öyle, tıp doktorlar, hastaneler, öğretmenler, bütün meslek gruplarında Besiç Teşkilatı'nın da yine örgütlenmesi var. Şimdi bu neyi gösteriyor? Aslında devlet sivil alana, sivil siyasete örgütlenme anlamında hemen hemen hiçbir şey bırakmamış. Yani tamamını kontrolü altında tutuyor bu bağlamda. Bu kadar geniş üye sayısı nereden kaynaklanıyor? Bu insanların çoğu yarın iş güç sahibi olmak istiyor. Yani memur olmak isteyen, işçi olmak isteyen ya da yarın herhangi bir meslek icra etmek isteyen kimselerin besiç kartı sahibi olması ona bir öncelik hakkı doğuruyor. Dolayısıyla devlet nezdinde çalışmak isteyen kimse veya ne bileyim ruhsat almak istiyorsa işinin kolaylaştırılması anlamında ne yapıyor? Besiç teşkilatına üye oluyor, kartını alıyor. Oralarda yardımcı oluyor bu girişlerde. Bir takım haklar doğuyor yani orada. Dolayısıyla insanlar hani çok da böyle gönüllü olarak değil de Besiç demek seferber olmak demek.
yani olası bir savaş durumunda, olası bir olağanüstü hal durumunda toplumsal seferberlik ilan edildiği zaman zaten teşkilatlanmış, örgütlenmiş bir toplum var karşımızda. Doğal olarak o seferberliğin şeyleri bellidir. Hemen bütün mahalle, semt, her şey, bütün kayıtlar bellidir. Çok hızlı bir şekilde örgütlenilir. En son zaten içinde bulunduğumuz hafta Besiç haftasıdır. İran-Irak Savaşı'nda en fazla kayıplar da Besiçlilerden olmuştur. Yani bu gönüllü giden 11-12-13 yaşındaki çocuklardan tutun, kadın, erkek, her yaştan, yaşlı, yaş 70'leri bulmuş kimselere kadar savaşta en büyük kayıplar da bunlardan olmuştur. Yani cepheye giden gönüllüler, savaş birikimi, savaş eğitimi, ordu, askeri eğitimi olmayan kimseler. Ama bu konuda da ciddi faydakarlıklar ve yararlılıklar göstermiş bu insanlar. Eğitimsizlikten kaynaklanan ve aynı zamanda da gönüllü olarak gittiği için gerçekten cephede ön saflara atılma konusunda fedakarlık bağlamında en fazla cesareti göstermiş olan yine bunlar. Dolayısıyla Besiç Teşkilatı'nın böyle bir şeyi var. Yani sistem nezdinde, devlet nezdinde böyle bir imajı var. Ve Besiç Teşkilatı aynı zamanda devrim muhafızlarının bir bileşenidir. Aslında devrim muhafızlarının sivil örgütlenme ayağıdır. Dikkat ederseniz bir taraf siyaseten, yani din adamları üzerinden en yukarıdan aşağıya doğru mollalar üzerinden, mescitlerde yine ortak payda mescitler. Dikkat edin arkadaşlar. Yani din adamlarının ve devrim muhafızlarının ikisinin de sivil bileşenin gelip birleştiği nokta mescitler. Dolayısıyla İran toplumunun örgütlenme modeli budur. Partiler örgütleyemediği için, partiler varlık gösteremediği için çoğu zaman da biz kitlesel örgütlenme dediğimiz aslında herhangi bir olay karşısında veya siyasi bir gelişme, ekonomik gelişme fark etmez karşısında tepkisini ibraz eden kısa süreli birliktelikten oluşan, bir anda meydana gelen, ki zaman zaman görüyoruz ve kısa bir süre sonra da tekrar dağılan bir örgütlenme modeli var. Bir tane de oldu. Yani kitlesel örgütlenme dediğimiz şey bu. Bunun dışında yani bahsettiğimiz bu siyasi dinamikler İran'ın son 40 yılında aslında bu döngünün içerisinde dönüyor. Oyunun kuralları çok net. Devrim sonrası devletin üzerinde temellendirildiği ideoloji, felsefe bellidir. O da velayet-i fakih sisteminde olan inanç. Yani siz eğer meşru ve aktif bir şekilde İran'da siyaset yapmak istiyorsanız sistemin dayandığı temelleri kabul edeceksiniz. O da nedir? İdeolojik olarak veli-i fakihin mutlak otoritesini kabul etmek. Yani anayasada belirtildiği üzere. Bunu kabul etmiyorsanız zaten seçim sürecinde, aday adaylığı başvurusu sürecinde ne yapıyorsunuz? Tasfiye ediliyorsunuz. Yani ister muhalefette olun, yani İran'da muhalefet dediğimiz zaman aslında bu sistemi yine kabul etmiş. O gün iktidarda olan hükümete karşı muhalif olan. Devlete değil. Devlet olduğu zaman o zaman rejim karşıtı olur. Eğer devlete karşıysa rejim muhalifi olur. Dolayısıyla burada hükümete karşı muhalif pozisyona düşersiniz. Sağcı da olabilirsiniz, solcu da olabilirsiniz. Solcu da daha çok reformistler ifade ediyor. Sağcı muhafazakarlar. Yani muhafazakar bir cumhurbaşkanı iktidardaysa reformistler muhalefete düşüyor. Muhalefet de bu anlamda yani anayasanın öngörmüş olduğu meşru siyasi mücadeleyi kabul eden. Dolayısıyla bunun da dışında kalıyorsanız artık İran'da meşru zeminde siyaset yapma imkanınız yoktur. Ya artık doğrudan rejime hedef alıyorsunuz ve rejim karşıtı pozisyona düşüyorsunuz. Bunun da pasif ve aktif durumu var. Pasif kalabilirsiniz. Yani rejimi kabul etmiyorum, siyasal herhangi bir mücadele de vermiyorum, katılmıyorum, siyasal katılıma da gitmiyorum. Parti bir oy da vermiyorum. Bu bağlamda yani oy kullanmayan
20-30 yıldır hiç oy kullanmayan insanlar var. Hiçbir seçime iştirak etmeyen ve tepkisini bu şekilde dile getiren vatandaşlar var. Ya da hayır, ben bu rejimi kabul etmiyorum ve bunun değiştirilmesi için de elimden geleni yaparım diyen kimseler var. Onların da akıbeti belli. Ya hapistir, aktif mücadeleye giriştiği zaman rejim karşı kurumdan, ya da ülkeyi terk eder, yurt dışından bunu yapar. Ana hatlarıyla budur. Aşağı yukarı zaten 8-9 haftada İran devletinin çeşitli farklı yönlerden dinlediğiniz sanırım, ekonomisiyle, dış politikasıyla, güvenlik, askeri ilişkileriyle yarım saatimizi de şeye ayırabiliriz arkadaşlar. Yani soru cevap kısmına aklınıza takılan, yani İran'da aklınıza gelebilecek herhangi bir soru varsa o şekilde de devam edebiliriz. Var mı sorunuz? Bu 10 haftada elde ettiğiniz birikimden, buyurun. Bilal. Şu mikrofonu verir misin? Mikrofonu mu? Hocam biraz sizin geçenlerden çıkmış olduğunuz bir kitap çıktığında şey, halkın mücadele örgütleri ilgili, ona bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bu son İran'daki sokak olaylarından, yani bu örgütün etkisi var mıydı, varsa ne kadar etkiliydi? Şöyle bir şey de oldu. İnternet ve sosyal medya kısıtlandığı için bunlar kesilebildi mi öyle mesela olaylardan? Sormak istedim hocam. Evet. Aslında bunların resmi hesapları var, Twitter hesapları, sosyal medya hesapları. Onlara kalırsa aslında olaylar neredeyse kendileri yönettiler. Yani her şeyi kendilerine mal etmek isterler. Biz tabii orada Halkı Mücahitleri Örgütü'nün Arap'tan Arnavutluğa intikali sonrası artık karasal olarak ülkeyle hiçbir bağının kalmadığını, onların da artık yani bu saatten sonra İran içerisinde ne yapabilirler ve eğer İran içerisinde kripto olarak hala daha kendini gizleyebilirlerse sistemin içerisinden, çünkü gerçekten bazen kilit yerlerden çok gizli bilgileri yurt dışına kaçırabiliyorlar, yani daha doğrusu sızdırabiliyorlar. Bu da tabii sadece Halkın Mücahitleri ve örgütünü kastetmiyorum. Sistemin içerisinde böyle bir açık oluyor. Sadece İran'a özgü de değil tabii bu. Başka rejimlerde de, devletlerde de oluyor. Ama İran'da işte bir anda 200 bin belge, yani 200 bin belge ne demek? Devletin mahrem sırlarının arşivlendiği yerin bir şekilde klonlanması ve dışarıya taşınması demektir. Bu kadar fazla belgenin dışarıya gitmesi ve o belgelere erişim düzeyi olan insanların kimler olduğu zaten sayılı, yetki olarak yani çok sınırlıdır. Herkes o belgelere erişemez. Ülke içerisinde, yani gerek casuslukla bağlamında, ülke rejime ya da devlete zarar verme, onu çökertme bağlamında gizli bütün devletlerin mahrem şeyleri vardır, sırlar vardır ve bunu işte dışarıya taşıyarak onu zayıf bir duruma, pozisyona düşürme. Bir de Kanunhay Şureşi dediği, yani isyan merkezleri. Bu isyan merkezlerini aslında takip ettik, incelediğimizde şeyi gördük. Toplumun içerisinde kendilerini çok şey yapamıyorlar, gösteremiyorlar. İşte birkaç genç mesela, fotoğraf, birçok şey var, görsel var. Tabii oradan biz kaldırdık onları. İşte dağda Meryem Recep'in işte 5-10 kişilik bir genç grup mesela. Ya da ne bileyim bir caddenin tenha bir yerinde. Ya da bir köprüye işte Mesut Recep'in ve Meryem Recep'in fotoğrafını asarak. Ama halkın içerisinde, kitlelerin içerisinde oldukları zaman mesela Halkın Mücahitleri Örgütü'nün bayrağını açamıyorlar. Veya işte bu eylemlerde ne yapamıyorlar? Örgütün amblemini taşıyan ya da liderimizin fotoğrafını afişe edemiyorlar. Neden? Çünkü toplumun kendisi, İran toplumunun kendisi de onlara karşı ciddi bir şekilde ön yargılı, mesafeli, geçmişlerinden kaynaklanıyor. Çünkü geçmişte devrim sonrası
yeni rejimle giriştikleri mücadelede de birçok kayıp verildi. Bu kayıplar sadece onlardan değildi. Birçok terör eylemleri gerçekleştirdi bunlar. Halk nezdinde gerçekten itibarlarını ve imajlarını zedelendiler. Hele hele İran-Irak Savaşı'ndaki o Saddam'la işbirlikleri tamamen ülke toplumun nezdinde bunları farklı bir pozisyona oturttu. Dolayısıyla sadece devlet değil, toplum nezdinde de çok kabul gören, itibar gören bir örgüt değil. Bu gibi örgütler ne yapar? İyice marjinalleştikleri zaman da toplumsal hareketlerde, kitlesel hareketlerde provoke etme kapasiteleri yüksektir. Küçüktürler, örgütlüdürler ve örneğin kamu mallarına, kamu binalarına, kurumlarına zarar verme noktasında sıradan vatandaşların yapabileceği eylemler değil. Yani sıradan insanlar çıkabilir sokağa, kızgınlıktan slogan atabilir. Belki en fazla çok gaza gelmişse, çok sinirliyse birkaç tane taş atabilir ama bir bankayı, bir valiliği, ne bileyim ambulansı yapmak sıradan bir vatandaşın işi değil. Bu gibi konularda mesela ne yaparlar? Provoke edebilirler. Bu kapasiteleri vardır. Az olmakla birlikte bu gibi eylemlerde o kitlesel hareketleri, işte kitleleri arkamıza aldık, toplum bizimle gibi bir imaj yaratmaya çalışırlar. Halbuki öyle değildir. Muhakkak etkileri olmuştur ama şimdi bunu tespit etmek gerçekten güçtür. İran devleti zaten otomatik olarak suçunu bu gibi örgütler üzerine yıkıyor. Halkın mücadeleleriyle birlikte Pehlevi, Şehzade Rıza Pehlevi de biliyorsunuz toplumu dışarıya çağırıyordu, sokaklara, caddelere ama taşkınlık yapacak şekilde değil. İkisinin siyasi mücadele yöntemi tamamen farklı. Biri sivil itaatsizlik üzerinden hareket ediyor, hiçbir şekilde şiddete bulaşmadan. Çünkü bu işin yarını var diyor, yani kendince öyle inanıyor ve öyle düşünüyor. Rejimi de büyüttükten sonra iktidara gelecek olan yönetimin eli kana bulaşmış olmamalı. Tamamen sivil itaatsizlik üzerinden gidiyor. Çağrısı onun üzerinden. Bu yüzden örgütle tamamen farklı bir noktadalar. Örgüt bu konuda öyle değil. Bir intikam peşinde. Yani geçmişte yaşanan olaylarda çok büyük kayıplar var. Dolayısıyla onu telafi etmenin peşinde. Bu gibi fırsatları değerlendiriyor. Ama şu an net bir şekilde bunu söylemek mümkün değil. Devletin ifadesine göre o hücre yapılanmasının liderlerini, yani bu eylemlerde birçok kişi yakalandılar, liderler diyorlar onlara, sorgulama aşamasında, yani en azından tespit ettiklerini sorguluyorlar. Ama halkın mücadelelerinden İran'da bir halk hareketi olarak, halkın desteğini alarak rejimin karşısında durabilecek bir örgüt olarak görmüyorum açıkçası. Mikrofonu aç. Ne gerek yok hocam. Ses şeye kayıtlıya sorular. Tabii. Aç. Hocam ben de Twitter'da gördüm. Belki siz de paylaşmış olabilirsiniz. Bu toplum. Bir topluluk nerede olduğunu bilmiyorum. Yani İran'da yazıyor Twitter'de de. Belki hani yanlış olabilir, yalan da olabilir. Şahleyine slogan atıyorlar mesela. Orada hani istenilen seçimden sivil itaatsizlik, şiddet yönelimi yok diye. Orada istenilen böyle bir hani şah atıfta bulunarak demokratikleşme amaca mı gidiyor? Çünkü hani ekonomi ilk nedenlerinden biri bu şeyin isyanın önemi artık kalmış mı? Evet. Birinci nedenlerinden biri. Bir de böyle bir şey var. Bir de arkasında ekonomikten ziyade sosyolojik olarak da nedenleri var. Evet. Tabii ki bu eylemler benzin zammı üzerine geldi. Yani bizim de yakından takip ettiğimiz kadarıyla bu tür bir hareketi bekliyoruz. Yani aslında bir halk hareketini bekliyorduk ama biraz şey oldu. İşte 1999'un aksine yani metropollerden değil, orta sınıfın liderlik ettiği bir hareket değil de daha çok yoksul kesimlerin çok
baskın bir şekilde hissettikleri o ekonomik sıkıntıları, darboğazın yansıması olarak ortaya çıktı. Sadece yoksullar da değil, aslında devrim sonrası işte işçi, memur statüsündeki orta gelirli kesimin bu son bir yılı aşkın bir süredir doların 4.000 tümenden 20.000'lere kadar gidip devletin baskı ve kontrolüyle işte 12-13.000'ler seviyesine tekrar gelmesi, insanların bu anlamda varlıklarının erimesi, yani tümense bu adamın elindeki para, dolar veya şey değilse, çok böyle istikrarsız bir durum ortaya çıkardı. Yani bir anda sizi 3 kat, 4 kat zengin de yapabilen bir durum meydana geldi. Bir anda sizi bunu 4 kat yoksullaştıran bir durum da ortaya çıktı. Çünkü sistemin içerisinde ve parçası olanlar, bu durumdan haberdar olanlar ne yapıyorlar? Bir şekilde o bilgi sayesinde elindeki parayı, varlığı, değerlenecek olan gerek altın veya dövize ne yaptı? Dönüştürdü. Ama çok geniş kesimler bundan haberi yoktu. Ya da en azından ilk dalga patlak verdiğinde mesela işte dolar 5, 6, 7, 8 böyle çıkıyor. İnsanlar devlet erkanı açıklama yapıyor. Hükümet sükunetinizi koruyun. Doların şeyi değeri bu değil. Gerçek değeri bu kadardır. Buraya geri gelecektir. Yani aşağı bir fiyat söyleyerek, bir değer belirleyerek ki yani toplum devlete güveniyor. Devlet adamlarının bu açıklamalarına istinaden hareket etmiyor. Çünkü geri döneceğini, tekrar dolara düşeceğini beklerken uyarı kesim öyle yapmıyordu ama. Parasını yatırıyordu. Elinde ne varsa, hatta kimileri evlerini satıp, arabalarını satıp dolara yatırmaya başladı. Dolar bu sefer 15 bin tümendeyken, 17 bin tümendeyken nasıl olursa olsun artık aldı başını gidiyor. Varlığını satıp gidip dolar alanlar 17-18 bin liradan devletin sert müdahalesinin ardından 12 bine düşünce bir anda evsiz barksız ve varlığının %50'sini kaybedecek bir duruma düşüyor. Ve bu bir hafta içerisinde meydana geliyordu. Şimdi bu kadar ağır bir baskıyı gerçekten toplumun kabullenmesi, geniş kesimlerin kabullenmesi çok güç. Yani 15-20 yıllık birikimini, 30 yıllık birikimini, yer satın almış, işte taksitlerle ödemiş, bir anda işte zenginleşeyim ya da en azından fakirleşmemek adına gidip böyle bir yatırımını oraya kaydırınca kayıpları artıyor. Bu seçimlerde, bu olaylarda özellikle son olayda orta sınıfın belli bir kesiminin de orta sınıftan aşağıya doğru kaydığını gördük. Yani maddi durumu giderek yoksullara doğru, fakirleşmeye doğru giden ama beklentiler itibariyle, yaşam tarzı itibariyle orta sınıfın bilincine, siyaseten veya toplumsal, kültürel vesaire o bilince sahip ve beklentiler de o yönde olan insanlar. Aslında bunların kayıpları daha çok fazla. Fakir adamın zaten bir şeyi yoktu. Bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyordu, hayatta kalmaya çalışıyordu. Ama bu kesimler sahip olduklarını da kaybedince bence en büyük psikolojik kırılma bunların içerisinde yaşandı. Şimdi bunlar bu duruma evlenirken, yani bunlar maddi boyutu olayın, siyasi olarak da dediğim gibi özellikle orta sınıfın bu kaybının biraz daha olayların geniş bir alana yayılmasına sebep oldu. Bir önceki 2017 aralığıydı değil mi? 2018 Ocağı'nın başına kadar devam etti. O zaman biraz daha dar bir alanda cereyan etti. O zaman hemen hemen diye yani %90 şey diyebileceğimiz, yoksul kesimler diyebileceğimiz. Ama bunlar kısmen orta sınıftan fakirleşenler de eklendi ve 31 eyaletten 27'sinde olaylar meydana geldi. Bu olaylarda bir öncekine göre kayıp, maddi kayıp çok fazla ve insan kaybı çok fazla. Ve devlet çok hızlı bir şekilde, çok sert bir müdahaleyle bunun önüne geçti. Çünkü bunun işte Lübnan ve Irak'taki olayların hala daha devam ediyor çünkü. Irak'ta 400'ü aştı ama bu iki ayı bulan bir süre içerisinde 400'ü aştı. İran'da 3 gün içerisinde
Uluslararası Af Örgütü'nün belirlediğine göre, verilerine göre 208 ölü var. Yani 3 günde 208 ölü var. 1000'in üzerinde yaralı var, 7000 tutuklu var. Muhaliflere göre ölü sayısı en abartılı rakam 1000'i bulmuş durumda. Yani bunlar çok büyük rakam. 200 dahi çok büyük bir rakam. Dolayısıyla İran devletinin aslında refleksi de çok önemli. O kadar sert bir tavır ortaya koyması aslında meselenin sadece ekonomik olmadığını, mutlaka siyasi boyutunun olduğunu ve işte devletin her zamanki argümanı zaten dış güçlerin bir hazırlık içerisinde olduğunu ve bunu uzun bir zamana yaymayı hedeflediklerini, bu yüzden hem interneti kesmesi, hem olayları çok sert bir şekilde bastırması, kayıpların sayısının fazla olmasına neden oldu. Olayın aslında bence burada biter mi, burada duracak mı, yani kontrol altına alındı mı olaylar, hiçbir şey belli değil. Yani bu önümüzdeki 3 ay seçim sürecidir. Bu seçim süreci içerisinde de tekrar olaylar patlak verebilir. Seçim sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken de olaylar patlak verebilir. İran içerisinde gerçekten maddi olsa da, yani temel mesele, artık siyaseten de bir sıkışmışlık var. Yani sistemin işleyişi noktasında bir tıkanıklık olduğunu düşünen kesimler giderek artıyor. Ve bu kaybı göze alacak kitleler çoğaldıkça İran'ın içerisindeki istikrarlı durumun da şeyi biraz müphem olur geleceği. Yani hem siyaseten hem ekonomik olarak olayların nereye varacağını gerçekten şu an İran içerisinde kestirmek çok zor. Devlet şu an kan paralarını ödemeye çalışıyor bazı aileler. Yani yanlışlıkla işte hızlı bir şekilde onu durdurmak zorundaydı, bastırmak zorundaydı. Kurumun yanında yaşta yandı tabiri caizse o ailelerin işte rızasını almaya çalışıyor. Bakacağız, bazı aileler razı oluyor, bazı aileler razı olmuyor. Nitekim bazıları çocuklarının kırkında halkı şeye çağırmış, mezarlığa çağırmış. Yani bu ne demek? Bu İran devrimi olduğu zaman bu gibi olaylar ve gösterilerde hayatını kaybedenlerin kırkının merasimi yapıyorlardı, anma merasimi. O kırkında bir daha olaylar oluyordu. O ölenlerin bu sefer kırkı derken zincirleme geldi devrime kadar. Ve bu o zamanki bir yöntemdi. Yani şahı devirme konusunda. Şimdi benzer taktiği uygulamak istiyorlar. Ama karşımızda şah yok bu sefer. Bu taktikle şahı devirmiş bir rejim var, bir yönetim var. Bu oyuna gelir mi? Göreceğiz. Şunu bitirmemiz gerek. 2,5'a kadar değil mi? 3,5'a kadar. Tamam. Evet, bir 10 dakikamız kaldı. Buyurun. Hocam ben devrim ihracını soracağım. İran'ın da devrim ihracı politikası arasında Türkiye'de yer alıyor mu? Evet, yani İran devrim ihracı söylemini aslında bütün İslam dünyasını kapsayacak şekilde geliştirmişti, söylemişti, ortaya atmıştı. O yüzden devrim sonrası hemen bütün siyasi hareketlere, yani İran'a ilgi duymuş, devrime ilgi duymuş, irtibat kurmuş, oraya gitmiş gelmiş ve o devrimden ilham alın, siyaseten, yani siyasal İslam noktasında söylüyorum. Örgütlere destek vermiştir. Çok açık söyleyeyim yani. Bu destek vermeyi de bu devrimin bir asli görevi olarak bilmiştir. Yani aykırı bir şey olarak görmüyor bunu. Devrimin ülkeleri, hedefleri doğrultusunda görüyor. O günkü Türkiye'de bir takım örgütlere, siyasal İslamcı diyebileceğimiz, yani dini kökenli örgütlere. Nasıl? Saadet Partisi Erbakan bölümündeki. Şimdi Türkiye'deki siyasal İslam söylemini güçlendirdiği bir gerçek. Sadece Türkiye'de değil, dediğim gibi bütün ülkelerde ama Türkiye'de de. Yalnız Türkiye'deki siyasal İslam, siyasal İslamcılık diyeyim, bence devletin kontrolündeydi. Yani en başından devletin kontrolündeydi. Devlet özellikle siyasal İslamcıları, bu alanda bir boşluk meydana gelmesin, işte
farklı yasa dışı alanlara gitmesin, illegalleşmesin. Onun önüne geçmek için bence son derece programlı, planlı bir siyaset ortaya koydu. Ve bunun neticesinde de işte 1970'lerden tutun günümüze geldiğimizde işte adım adım Erbakan Hoca ile başlayıp bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği siyasi çizgiye, yani sistemin içerisinde aşama aşama eriterek siyasal sisteme entegre etme. Bence bunu sistem çok iyi başardı yani Türkiye'de. Bu bağlamda İran devriminin Türkiye'deki etkisini de ciddi manada bence kırmıştır. Eğer Türkiye'deki siyasal İslamcılar sisteme entegre olmasa, yani sistemin içerisinde meşru bir şekilde faaliyet yapma, siyasal katılıma, siyasal katılımda bulunma imkanı elde etmeseydiler, belki İran devriminin çok daha fazla etkisinde kalacaklardı. Bu vesileyle kontrollü bir şekilde bence o süreç atlatıldı, buralara gelindi. Bundan sonrası zaten İran kendi içerisinde ters bir süreç yaşar. Yani İran devriminden elde ettiğim izlenim ve tecrübe, birikim, okumalar şunu gösteriyor. İran toplumunun kendisi artık devrimci noktadan demokratik, liberal bir çizgiye doğru hareket ediyor. Ve ciddi bir şekilde yani bir dönüşüm var. Bu işte devlet şimdi içeride sıkıntılı bir sürece sokmuş durumda. Yani bu bağlamda meydana gelen talepler aslında İran'daki artık hareketlerin bu ekonomik sıkıntılarla bu siyasal beklentiler İran içerisinde devletin önündeki en büyük ne diyelim handikaplardandır. Buyurun. Son bir soru alalım. Bu İran'daki protestoların öncekilerde bir anlayamadığını söyledi. Şu an hani ekonomik sebepler vesaire ön planda ama diğer önceki protestolara nazaran baktığımızda dini mercilere saygının azaldığını söyleyebilir miyiz? Bir de aslında şöyle, İran'da dini mercilerle din ve siyaset aileleştiği için halkın verdiği tepkinin hani dini bir şey sayıklamı yoksa siyasi bir tepki olup olmadığını ayırabiliyor muyuz? Çünkü bir video görmüştüm, sanırım siz paylaşmıştınız, dini mercilere saygının azaldığına dair gençlerin tepkilerine yönelik. Bunu söyleyebilir miyiz ya da şu anki protestolarda bir şey görmek mümkün mü? Evet, bu tabii biraz önce bahsettiğimiz işte siyasal örgütlenmenin neredeyse çok büyük bir kısmının din adamlarının tek elinde olması ister istemez oluşan muhalefet ve tepkiyi de din adamları karşıtı bir noktaya getiriyor. Bu her zaman böyle olur. İktidarda kim varsa yaşanan sorunlar, sıkıntıların sebebi o görülür. Yani yetersiz görüldüğünden, o ihtiyaçları karşılayamamasından. Bugün iktidar, belki Türkiye'de bunu mesela görüyoruz. Yani iktidar kim olursa olsun bu normaldir muhalefete. Ama din ve siyaset ilişkisi konusunda gerçekten din adamlarının da itirazları var. Yani din adamları dediğimiz zaman Kum'daki büyük ulemanın bir kesimi de menfi politikaları yani eleştiriyor. Hatta bazen çok sert eleştiriyorlar. Yani eğer süreç böyle devam ederse, gidişat böyle giderse yarın toplum bizi denize döker diye ifadelerde bulunuyorlar. Yani düne kadar en azından toplum nezdinde din adamları olarak bir itibarımız vardı, bir saygınlığımız vardı. Bu devlet o itibar ve saygınlığı da ortadan kaldırdı diyorlar. Bu yüzden bu noktayı nazardan da eleştiriler geliyor din adamlarının kendisinden. Hatta bazen dozu çok artıyor. Yani siyasete tutman gidiyoruz gibi bir şey mi? Yani devletin politikalarını çok da yerinde bulmuyorlar. Doğru bulmuyorlar. Hatta şahla karşılaştıranlar oluyor. Şah'tan beter bir duruma geldik diyorlar. Zindanlar mesela şu an içeride Şah'ın döneminden daha fazla baskı altında olan adamlar. Kapalı sistemle yönetiliyoruz. Siyasal katılım bu yüzden çok dar ve sınırlı. O oyun, siyasi oyunun kuralları çok dar bir kesimi kapsıyor. Bu yüzden ne oluyor? Din adamı yönettiği için hedefte de din adamı oluyor. Sadece din adamı da değil, din de hedef olmuş oluyor.
Kimileri kızıyor, din değiştiriyor, Hristiyanlaşıyor, Yahudiliğe kayan var, kimisi ateizme kayıyor. Yaygın bir durum olmasa da uç böyle örneklerde az değil yani İran içerisinde. Bunlar var yani din adamları tamamen devletin yanında değil, devletin politikalarını desteklemiyor. Ve hatta yeri geldiğinde de seslerini yükselterek eleştiriyorlar. Mülayim diyebileceğimiz, ılımlı diyebileceğimiz müştehitler bile devletin bazı uygulamalarını, özellikle bankacılık ve finans sisteminin hala da neden faizle işlediği konusunda çok ciddi bir şekilde eleştiri yönetiyorlar. Ve bunun mutlaka kalkması gerektiğini hatırlatsalar da sistem sonuçta bankacılık modern dönemde dünyanın elinde aynı kuramlara tabi olarak işliyor. Bunun çok elinden bir şey gelmiyor açıkçası. İsmini kar payı şeklinde koyup formüle etmiş olsalar da bildiğimiz faiz sistemi uygulanıyor yani. Evet. Var mı başka soru? O zaman burada kapatmış olalım arkadaşlar. Umarım bu 10 hafta sizin için verimli olmuştur. İran konusunda en azından temel bir takım bilgiler sağlamıştır. Yapacağınız araştırmalara belki bir giriş niteliği taşıyor. Bundan sonra bunu derinleştirmek, eğer İran okumaları yapmak istiyorsanız, İran üzerine kendinizi geliştirmek, bundan sonra İran konusunda uzman olmak istiyorsanız, umarım en azından bir takım temel bilgiler sağlamış olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.